arkadaşlar örgü aşkım bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz bugün sizlerle elimde tuttuğum bu güzel motifimizi çalışacağız motifimizi örmek için ben 2 numaralı tığımı kullandım ve rengarenk iplerimi kullanmayı tercih ettim Sizlerde bu iç kısmında dilediğiniz farklı renkleri kullanıp tek renkte kenar yaptığınız zaman dilerseniz battaniye örtüler e yelek, ceket, e, hırkalarımızda modelimizi değerlendirebilirsiniz. Modelimizde trabzanları dörder olarak örmeyi tercih ettim. Bakınız 1, 2, 3, 4 ve e, şuradaki görmüş olduğunuz ara kısımları zincir çekmeden ördüm. Sadece köşe dediğimiz şu bölümlerimizi bir tane zincir çekerek ördüm. Aradaki Diğer bölümlerde herhangi bir zincir çalışması yapmadım. Evet, kolay gelsin diyerek hemen motifimizi çalışmaya başlayalım. Önce sarı ipimizi alarak 6 tane zincirimizi çekelim. 1 tane düğümümü attım. 1 2 3 4 5 ve 6. 6 zincirimi birinci zincirime girerek minik bir yuva yapıyorum ve 1 2, 3, 4 tane zincir çekiyorum. Tığımın başını dolayarak yuva içerisine giriyorum. Bakınız bir defa doladım. Yuva içerisine 1, 2. Tekrar doluyorum. 1, 2. Başını doluyorum. Yuva içerisine giriyorum. 2 defa da alıyorum. 1 ve 2. Bir tane zincirimi çekiyorum. Sadece ara zincirler göbek kısmımızda var. Evet tığımın başını doluyorum yo 1 2 1 ve 2 İpimizi de alttan gizleyerek götürelim 3 trabzanımı ördüm dördüncüyü de ördükten sonra bir tane zincir çekiyorum diğer grubumu örmeye başlıyorum 1 2 3 ve 4. 4 tane trabzanımı ördüm. 3 tane grubumuz oldu. Araya 1 zincirimi çekiyorum. 4. ve son grubumu örüyorum. 1 2 3 4. Evet, son grubumuzu da ördükten sonra 1 tane zincir çekerek 4 tane zincir çekmiştik bakınız ilk başlangıçta tepe noktasına yakın bir yere gelerek batıyorum şöyle sadece ilmeğimi geçiriyorum bir zincirimi çektikten sonra ipimi kesiyorum ve motifimin orta göbeğini bu şekilde hazırlamış oluyorum şöyle görelim ikinci sırada bu motifimde maviyi tercih etmiştim bu motifimde ise pembeyi kullanarak mavi ile pembenin yerlerinde değişiklik yapmak istiyorum Evet hemen pembe ipimi alıyorum bir tane zincirimi çekerek giriyorum. Bakınız ipimi buradan kesmiştim. Şuradan başlıyorum hiç fark etmez. Orada sadece yığılma olmasın diye bir önceki bölüme geldim. Giriyorum. 1 2 3 tane zincirimi çektim. Altta kalan ipimi şu şekilde alarak gizliyorum. Tutuyorum. Bakınız eğer yapamazsanız hiç önemli değil. Daha sonra örgü içerisinde gizlersiniz. Yuvaya girerek 1 2 3 bir de zincirimizden olan trabzanımız vardı toplamda 4 tane trabzanımı örüyorum araya zincir çekmeden bakınız bir tane grubumuzu örüyoruz buraya geçişimiz güzel olsun diye ipimi şöyle düzeltiyorum tığımın başını doluyorum zincir çekmedim diğer bir zincirin olduğu araya noktasına girerek 1 2 3 ve 4 4 tane trabzanımı örüyorum. Burada ilk başlangıç köşelerimizi oluşturmaktayız köşemiz olduğu için bir tane zincir çekiyorum. Tığımın başını doluyorum yeniden girerek 4 tane trabzanımı buraya örüyorum. 2 3 ve 4. İlk köşemizi şöyle görelim 4 trabzan 1 zincir. 4 trabzan olarak oluşturduk birinci köşemiz yarım da onu bitişte tamamlayacağız araya zincir çekmiyorum Tığımın başında oluyorum İplerimi halen bakınız arkadan gizliyorum araya giriyorum ve 4 tane trabzanımı buraya da örüyorum 2 3 ve 4 trabzanımı örüyorum araya bir zincir çekiyorum köşem olduğu için Tekrar 4 trabzanımı örmek için yuvaya dönüşümü yapıyorum. 1 2 3 ve 4 Evet köşemizi yeniden tamamladık. Bakınız araya zincir çekmiyorum. Lütfen buna dikkat edelim. Tığımın başını doluyorum. 4 tane bakınız trabzanımız ve burada bir zincirimizin olduğu yere direkt girişimi yapıyorum. 1. Eliniz çok sıkıysa kasabilir. O zaman bir tane zincir çekebilirsiniz. 2 3 ve 4 Bir zincir köşe olduğu için yeniden 4 tane trabzanımızı örelim. 1 2 3 ve 4 4 trabzanımı ördüm. Araya zincir çekmeden yarım olan trabzan grubumu tamamlamak için aynı yuvaya girişimi yapıyorum. 1 2 3 ve 4 4 trabzanımı ördüm ve 4 köşemizin dördünü de bu şekilde tamamladım. Bir tane zincirimi çekiyorum. Görmüş olduğum, bakınız ilk trabzanımın tepe noktasına en yakın yere gelerek batıyorum. Ve sadece ilmeğimi şu şekilde kaydırıyorum. Motifimizin ikinci sırasını bu şekilde kurduk. İkinci sıramız sadece köşelerden oluşmakta. Şimdi 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Yine köşemizin ilk yarısını burada örüyoruz. Aynı yere batıyorum. Bakınız araya batıyorum. İlla trabzan tepesine değil araya girerek batıyorum 2 3 ve 4 4 tane trabzanımı köşemiz için örüyorum şimdi ortadaki bu artış yerine diğer rengimle geçişimi yapıyorum ve mavimi kullanmak istiyorum mavime geçiş yapacağım için ve geçişimin düzgün olması için son çekme işlemini mavi rengimle yapıyorum ve bu şekilde kapatıyorum bakınız. Şimdi tığımın başını doluyorum. Burada dikkat etmemiz gereken nokta her iki ipimizi aynı anda götüreceğiz. Pembe ipimi şöyle alta alıyorum. Mavi ipimi de gizlemek için şöyle tutuyorum bakınız. Şuradaki her iki köşenin arasına girerek örmeye başlıyorum. Bir. Burada iplerimizi şöyle sıkıştıralım ki e, motifimizin burası da herhangi bir gevşeklik olmasın. Bakın çektim ve sıkıştırdım. 2 ipimi de gizliyorum. Bakınız ipimiz mutlaka alttan gitmeli. 3 4 tane trabzanımı ördüm. Araya zincir çekmeden bakınız. Şimdi pembe rengimle yeniden köşemi örmek istiyorum. Mavi ipimi şöyle alıyorum. Pembe ipim bakınız mavi ipim önde pembe ipim arkada bu şekilde yaparsanız hiçbir şekilde diğer altta kalacak ipi dışarıda unutmamış oluruz. Altta kalacak ip her zaman ön kısımda duracak. Bakınız diğeri arkadan gelecek. Evet pembe ile tığımı doluyorum bakınız ve köşeye geliyorum mavi ipimi tutuyorum. 4 tane trabzanımı örüyorum. Her geçişte mutlaka şu şekilde de ipimi çekerek düzeltiyorum. Arada boşluk kalmasın. Mavimiz altta bakınız. 2 3 ve 4. 4 trabzanımı ördüm. Köşe olduğu için bir tane zincirimi çekiyorum. Tekrar mavi bakınız altta mutlaka kontrol edelim. Bir tanesi içeride, bir tanesi dışarıda olmasın. 2 3 3 trabzanı ördüm. 4. trabzanımızı şu şekilde örelim. 1 Pembeyi öne alıyorum. Mavi, maviyle başlayacağım için son kapanışımı mavi yapıyorum bakınız ve başlıyorum araya geçiyorum bir ipimizi şöyle çekip düzeltelim pembemiz bu kez altta bakınız 2 3 dördüncüyü örüyorum bir tanesini aldım ikincisini diğer rengimi öreceğim için diğer rengimi alarak örüyorum mavim önde öreceğim ipim arkada alıyorum tığımın başını doluyorum ve köşeye girerek örmeye başlıyorum. 1, 2, 3 ve 4. Köşemiz için bir zincir ilave ediyorum. Tekrar ipim altta. Lütfen kontrollerimizi yapalım. 1, 2, 3 ve 4. Aslında dışarıda da kalsa bir şey olmaz. Fakat e, görüntü çirkin olur. Dördüncü trabzanımı ördüğüm için kapanışımı mavimle yapıyorum. Bakınız öreceğim ip arkada olmalı. Şu şekilde hemen düzeltelim. Mavimi arkaya alıyorum. Pembem altta gizlenecek. Tığımın başını doluyorum. Ve hemen araya giriyorum. Bir şöyle sıkıştırıp düzeltelim. 2 3 ve 4 4 tane trabzanımızı ördük dördüncü geçeceğimiz renkle kapatalım bakınız şöyle dördüncünün en son kapanışını ve yine bakınız mavimi aşağıya alıyorum köşeme girerek 1 2 3 ve 4 köşe olduğu için zincir ilavesi yapıyoruz 1. 2 3 ve 4 mavi rengimi alıyorum ve kapanışı bununla yapıyorum Tığımın başını doluyorum pembeyi alttan götürüyorum araya 4 trabzanımı ilave ediyorum 2 3 4'ün en sonunu pembe rengimizle örüyoruz şöyle sıkıştıralım mavimi aşağıya alıyorum ve köşemizi son kez örüyoruz bakınız 1 2 3 ve 4 şöyle görelim bir zincirimi çekiyorum ve başlangıçtaki zincirden oluşan trabzanıma batıp geçişimi yapıyorum bir tane zincir çekerek burada pembenin görevini bitiriyorum bakınız iki sıra oldu şöyle görelim buradaki motifimizde maviyi ördüğümüz bölüm bakınız iki sırada tamamladım ve hemen kesiyorum arkasını çevirelim bakınız arkadan gizleyerek ördük Evet şimdi mavimiz kaldı Mavimiz ve diğer rengimizde örmeye devam edelim. Evet, motifimizde ana rengimiz olan beyazımıza bu sıramızdan itibaren geçiyoruz ve örmeye devam ediyoruz. Şöyle bakınız, mavimiz burada kalmıştı. Şöyle ipimi takıyorum. Mavimi diğer tarafa geçiriyorum ve yeni ipimle yani beyaz rengimle örmeye başlıyorum. Şöyle tekrar yapalım bakınız tığımı takıyorum mavi ipim şu şekilde kalsın yani örmeniz sadece kolay olsun diye beyaz rengimi alıyorum sabitliyorum 1 2 3 3 tane zincirimi çektikten sonra mavi ipim ve diğer buradaki artan iplerim altta kalacak şekilde örmeye başlıyorum 2 3. trabzanımı örüyorum 3 dördüncü trabzanımı örüyorum tam kapamıyorum bir bir defa alıyorum şimdi önde beyaz ipim arkada öreceğim ipimi alıyorum ve kapatıyorum burası ilk köşemiz olduğu için yarım devam etmekte beyaz ipimi alta alarak hemen alt sıradaki tek mavibinin sağına ve soluna birer tane trabzan grubu örmeye başlıyorum hemen girişimi yapıyorum 1 2 3 ve 4. 4 tane trabzanımı ördüm. Araya zincir çekmeden diğer tarafına geçiyorum mavimizin. 1, 2, 3. Tabi burada beyaz ipimizi de alttan götürmekteyiz halen. Dördüncüyü tam çekmiyoruz. Bir defa çekiyoruz. Beyazımızla köşemizi örmek için bırakıyoruz. Ve bu kez mavi ipimi öne, beyaz ipimi arkaya alıyorum bir defa şöyle geçişimi yapıyorum ve köşemi örmek üzere ortaya geliyorum 1 2 3 ve 4 bir tane zincirimi çektikten sonra yeniden köşemizi 4 tane trabzanla oluşturuyoruz 2 3 ve 4 Dördüncüyü bir defa alıyorum. Beyaz ipim önde. Mavi ipimi hemen arkaya alıyorum. Ve beyaz ipimi şöyle mavi ile tamamlıyorum. tığımın başını doluyorum. Hemen mavi trabzan grubumuzun sağına ve soluna birer grup daha örmeye başlıyorum. 1 2 3 ve 4 Zincirimi çekmiyorum. İpim arkada. 1 2 3 ve 4. Bir tanesini çekiyorum, diğerini çekmiyorum. Hemen beyazım arkada, mavim önde alıyorum ve köşemizi örüyoruz. Diğer yanı da aynı şekilde yapalım. Mavimizin kenarlarına ve şuradaki beyazımızın ilk grubunda yeniden görüşelim. İkişer mavi grubumuzu ve beyazlardan oluşan köşelerimizi tamamladık. Üç köşemiz tamam oldu bakınız. Mavilerimizin dördü tamam. Yarım kalan başlangıç köşesine hemen son trabzanımı mavi ile kapadıktan sonra maviyi aşağıya alıyorum ve köşemin ikinci trabzan grubunu örüyorum 2 3 ve 4 bir tane zincirimi çekiyorum İlk trabzanımın tepe noktasına gelerek batıyorum ve sadece geçişimi yapıyorum İpim şöyle yarımlandı hemen düzeltiyorum ve başlıyorum 1 2 3 3 tane zincirimi çekip yanına hemen bakın şuradaki yana buraya değil boşluğa yani bir zincir içerisine trabzanlarımı örüyorum. 2, 3, 4. trabzanımı da örüyorum. Tamamen kapatıyorum. Mavi ipimiz aşağıda. Hemen mavimizin kenarındaki boşla beyazımızı örüyoruz. Tek mavi öreceğimiz nokta tam orta kısım. Şu kısmı olacak. Sağına ve soluna beyazımızla devam edeceğiz. 1, 2, 3 ve 4 4 tane ördüm. 4. yine beyazı öne alıyorum. Mavi ile kapatıyorum. Çünkü mavimizin ortasına bakınız girerek grubumuzu oluşturacağız. 2 3 ve 4 Beyazımı şöyle çekiyorum. Bakınız modelimizin şuradaki pembe olan bölümün olduğu yer burası. Mavimizi ördüm dördüncü kapatma işlemini beyazımızda yapacaktık hemen beyazımızda kapatıyorum ve mavi ipim altta köşemin yanındaki boşluğa dört tane trabzanımı örüyorum iki üç ve dört köşemize geliyorum köşemizi aynen tekrar ediyoruz 4 trabzan 2 3 ve 4 bir zincir ve 4 tane trabzan 1 2 3 4 köşemizin hemen yanını beyazla örüyoruz 1 2 3 4. yarım örüp beyaz ipimi öne alıyorum mavimle kapatıyorum beyaz ipim altta 1 2 3 4 4. yeniden kapanışını geçiş yapacağım renkle yapıyorum ve hemen yanındaki boşluğa 4 trabzanımı örüyorum 2 3 ve 4 köşemizi de örelim şuradaki gibi köşemizin sağından ve solundan birer dörtte grubumuzu örerek modelimizi başlangıç yerimize kadar devam ettirelim köşemize yaklaşmak üzereyiz ve son mavi ortayı birlikte yapalım dördüncü trabzanımı mavimle kapatıyorum beyazım önde mavim arkada dört trabzanımı örüyorum bir iki 3 ve 4. Şöyle görelim bakınız. Dördüncüyü beyazımla kapatıyorum. Araya giriyorum. 2 3 4. Evet, artık mavimizi taşımamıza gerek yok. Hemen tığımın başını doluyorum. 1 2 3 ve 4 4 defa ördüm bir zincirimi çekiyorum ilk trabzanım üzerine geçişimi yapıyorum 1 2 3 sadece beyaz rengimizde örüyoruz mavimizi buradan keselim ve beyaz rengimizde örmeye devam edelim mavimizi burada bu şekilde bırakmayalım şöyle alalım bakınız kestim alıyorum bir tane zincir çeker gibi düğümümü buraya atıyorum bakınız düğümümü attım daha sonrasında mavime getirerek gizliyorum isterseniz yine şu şekilde zincirleri atarak da gizleyebilirsiniz Evet beyazımızda örmeye devam ediyoruz şöyle modelimizin beyaz köşelerini örmeden ki haline bakalım Şöyle gayet güzel oldu şimdi ilk köşemiz için yine üç tane zincirimizi çekmiştik artık sadece beyaz rengimizde örüyoruz ve köşemizi şu şekilde tamamlıyoruz 3 trabzanı ekleyelim toplamda zincirimizde 4 tane trabzanımız olsun 2 3 ve 4 Araya zincir çekmeden hemen geçişimi yapıyorum. 4 tane trabzan. 2 3 ve 4 Zincir çekmiyorum. Mavimin hemen sağına geçerek 1 2 3 ve 4 Tekrar tığımın başında oluyorum. 1 2 3 ve 4 yeniden beyazımı ve köşelerimi örüyorum 2 3 ve 4 köşeme geçiş yapıyorum direkt içeriye giriyorum 1 2 3 ve 4 Evet buradaki yapmış olduğumuz işlemi başlangıç yerimize kadar örerek tamamlayalım motifimizin kenar sırasında örerek tamamladım. Bakınız şu şekilde beyazlarımızı her bir boşluğumuza örerek geldim. En son köşemizin ikinci grubunu oluşturdum. Bir tane zincirimi çekiyorum ve başlangıçta çektiğimiz zincire batıyorum tepe noktasına. Sadece ilmeğimi geçiriyorum. Bir zincirimi çektikten sonra motifimizi tamamlıyoruz ve ipimizi arkaya şu şekilde gizliyoruz. Evet. Şöyle görelim. Bakınız motiflerimizi. Her ikisinin renklerini yerlerini değiştirerek farklı bir şekilde uyguladım. Evet çalışmamızı bu şekilde tamamladım. Umarım çalışmamızı beğenmişsinizdir ve faydalı olabilmişimdir. Beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Yeni çalışmalarımızda görüşünceye dek hoşça kalın, mutlu kalın. Görüşmek üzere.